Kızımı ne kadar seviyorsun? Bunu sormak için mi beni çağırdınız Sadık Bey? Sana bir soru sordum. Çok. Onunla evlenecek kadar da çok mu? Benim düşünebildiğim en büyük mutluluk bu işte. Eğer onun hamile olduğunu duysaydın yine bu fikrini değiştirmez miydin? Böyle konular aşka engel değildir Sadık Bey. Evlenirim. Onunla hangi şartlar altında olursa olsun evlenirim. Biliyordum bu cevabı vereceğini. Korkma, böyle bir şey yok. Onu ne kadar sevdiğini, mutlu edip edemeyeceğini anlamak için denedim seni sadece. Şimdi anladım ki kızıma iyi bir eş olabilirsin delikanlı. Beni anla Ferit. Sen de babasın. Bu çocuğu mutlaka alman lazım Ferit. Bunca yıllık ailemize sürdüremem bu lekeyi. Peki Sadık. Çekilmen için bir sebep yok kızım. Şimdi ne yapacağız doktor bey? Önce bir kontrol edeceğim seni. Şuraya uzanacaksın. Tabii üzerindekileri çıkararak. Hepsini mi? Hayır, sadece alt tarafını. Gerçi kız değilsin artık ama hamile de değilsin. Neden bir çocuk beklediğini söyledin babana? Beni anlayacağınıza inanıyorum. Birini seviyorum ben. Hem de deli gibi. Ama babam kim olduğunu duyarsa küplere biner. Onun için mecbur oldum böyle yalan uydurmaya. Aşkın ne olduğunu bilirsiniz. Herhalde siz de genç oldunuz. Yalvarırım bu yalanımı babama söylemeyin doktor amca. Çocuğu aldım dersiniz olur biter. Olur mu? Peki deli kız, öyle olsun. Yaşayın siz değil mi? Hey deli kız! Bir şey unutmadın mı?